Marmaray bilet fiyatlarına ortalama %36'lık bir zam gerçekleştirildi. Bu zam gerçekleştirildikten sonra da Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından bir açıklama yapıldı. Marmaray'a yapılan zam için İBB suçlandı. İBB sözcüsü Murat Ongun hemen bir cevap verdi ve TCD'de samimi ise bedava yapabilir, elinizi tutan yok ifadelerini kullandı. Tabii bu da hemen tartışmaları beraberinde getirdi. Marmaray'a yapılan zam kararını kim, nasıl verdi? Şimdi bu konuyu konuşacağız. İYİ Parti İBB Grup Sözcüsü Suat Sarı bizlerle birlikte. Sayın Sarı hoş geldiniz. Deniz Bey, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ciddi anlamda bir tartışma var şu anda. Marmaray zammının sorumlusu kim? Biz de bu soruyu hemen size yöneltelim. Şimdi UKOME'nin bu oylamasının yapıldığı gün ve saatte ben oradaydım. Yani bütün tek madde vardı ve bu madde oylandı. Bu madde oylanırken zaten maddenin hem servis bölümü vardı hem de elektronik biletlere bir zam bölümü vardı. İki madde şeklinde, madde içeriği AB şeklinde düzenlenmişti. Ve bu maddeler oylanırken de oradaki hükümet yetkilileri tamamıyla o maddeye oy birliğiyle evet dediler, ellerini kaldırdılar ve başkan da bu oy birliğini halka, oradaki katılımcılara hepsine duyurdu. Esasında bir usul bilmemezlik var burada. Yani bu derneklerde de, bu tür toplantılarda da eğer siz o maddenin içeriğine karşıysanız ya da o maddeyi bölmek istiyorsanız önden bir önerge verirsiniz. Derseniz ki biz TCDD'nin maddelerini, oraya yapılan zammı ayrı bir şekilde oylanmasını istiyoruz. Diğer unsurları, taksi, servis, minibüsleri de ayrı oylanmasını istiyor diyebilirlerdi. Üstüne üstlük bu çoğunluk da ellerinde vardı. Bunu tercih etmediler ve başkanın o maddeyi oylaması esnasında oradaki Hazinu'nun da tamamen o oylama öncesindeki konuşmalarından da etkilendiler. Esasında farklı şeyler belki yapacaklardı. Ama hükümet üyeleri ve belediye bürokratları hepsi %100 oranında oy birliğiyle bu maddeyi geçirdiler. Şimdi bence yaptıkları hatayı anladılar. Belli çevreden de herhalde eleştiri aldılar, tenkit aldılar. Şimdi bunu biz nasıl acaba düzeltebiliriz? Bu hatamızı nasıl izale edebiliriz şeklinde bir içgüdüye girdiler, bir davranış içine girdiler. Ve şimdi diyorlar ki bu zamma biz karşıyız. Evet. 16 tane üye alta şert düşmüş %20 şeklinde. Ya usul bilmiyorlar herhalde. Olmaz ki. Oy birliğiyle geçen ve başkanın oy birliğini ilan etmesiyle her şey bitmiştir artık. Ama şunu söyleyebilirler. Elektriğe %125 zam geldi. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları olarak sıfır zamla gideceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız diyebilirler. Halk da bunu uygun bir şekilde karşılayabilir. Yapacaklarsa bunu yapsın. Aksi halde bunun zaten oy birliğiyle geçmiş bir toplam oy birliği olayı tekrar geri dönmez. Ancak burada çok net bir şey var. Oradaki hükümet üyeleri yaptıkları hatayı telafi etmek için şimdi popülizm yapıyorlar. Açıkçası tek olay bu. Yani önceki süreçlere de baktığımız zaman özellikle son zamanlarda İBB'ye yönelik hamlelerin de olduğunu görüyoruz iktidar kanadından. Bunu da onların bir ayrıntısı olarak görmemiz mümkün müdür? Tabii bu bir iş algoritması. Parça parça hepsini uygulamaya koyuyorlar. İşte bir müddet evvel gelen teröristler var dendi. Hiçbir şey yapılmadı. Devletin kurumları uzun yıllardır görmediğimiz iç çatışmaya gitti. Halkın gözü önünde devletin kurumları tartışmaz. Devletin kurumları yazışır ve işlem yapar. Ben 80-90 arası bir devlet memurluğu görevim esnasında bu tür şeyleri hiç görmedim ki o günler de çok sıkı günlerdi. Ama şimdi devletin işleyişi ve devletin halkın gözüne prestiji sarsılıyor. Devletin kurumları çatışıyor, devletin kurumları yazışır ve bir etik değerler içinde bunu yaparlar. Şimdi bir bakıyorsunuz orada yanlışlar var. 10 gün 15 gün boyunca isimler ve bilgiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne iletilmiyor. İşlem yapılmıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Kimler olduğu belli değil. Sonra da yandaş gazetelerde çıkıyor. Oyunun ikinci perdesi tekrar başka bir şekilde devreye sokuldu. Bu sefer kendi verdikleri oy birlikleriyle ilgili verdikleri zamları biz nasıl geri çekeriz diye telaşa düşmüşler. Keşke bunun telaşına düşmeseler de ülkenin ekonomisini düzeltmekle ilgili bir telaşa düşselerdi halk da bunu daha iyi anlayabilirdi diye düşünüyorum.
Burada yapılabilecek bir hamle var tabii ki. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bu konuda itiraz edebiliyorsa, az önce ifadelerinizden anladığım kadarıyla, bu zammı geri çekebilir ve zam uygulamayabilir. Peki böyle bir uygulama, %125 gibi bir elektrik zammının ardından Marmaray'da inanılmaz bir açığa neden olmayacak mı? Tabii burada şimdi popülizm ön planda olduğu için Deniz Bey, artık oranın ekonomisini, zararı, karını bunlar düşünemeyecek hale gelmişler. Yaptıkları hatayı telafi etmeye çalışıyorlar. Esasında bu zammın olmaması halinde TCD'nin zaten zararı büyük. Ama ana konu şu Deniz Bey, kentlerde ulaşım otoritesi ve operasyonu iki başlı olmaması lazım. Kentlerde U'su, M'si, logo tartışmaları olmaması lazım. Aynı batılı gelişmiş ülkelerdeki gibi en önemli yerlerden biri Londra'dır. Orada ulaşım otoritesi bir tanedir. Her türlü kararı kendi alır. Onun her şeyine de onlar katlanır. Burada logolarda problem var. Kentlerin içinde TCD'de ayrı işlem yapıyor. İBB'ye sıkıntı yaratıyorlar. Orada da otoritenin tek olması, operasyonun tek yönetilmesi en önemli şeylerden biri. Çünkü iş farklı boyutlara geldi. Kentin ana arterlerinde, yani motor beylerinde bakıyorsunuz, Ulaştırma Bakanlığı'nın artık pankartları var. Bunları biz yaptık, şunları onlar yaptı şeklinde. Evet. Yani kurumların arasında böyle ben onu yaptım, ben bunu yaptım filan ayrımları hakikaten bir devlet geleneğimize, Türk devlet geleneğine çok ters şeyler. Bunların bir an evvel ortadan kalkması lazım. Biraz evvelki ben oy birliğiyle verdim ama bunu kabul etmiyorum demek bile esasında hukuksuzluğun en önemli göstergesi. Demek ki o arkadaşların içinde hukuk bilen bir arkadaş yok ki bunun oy birliğiyle orada evet demiş, şimdilik itiraz ediliyor. Bu çok yanlış uygulama. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sarı. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Evet değerli izleyiciler, detayları bu tartışmanın sizlere aktardık. Kanunsuz bir şey yapılmadığına dair, aslında oy birliğiyle alınmış bir karar olduğunu İyi Parti Grup Sözcüsü İBB'nin Suat Sarı bizlere aktardı ve detaylarını da ifade etti değerli izleyiciler. Aynı zamanda şunu da söyledi, eğer bu zamdan rahatsızlarsa tabii ki bu zammı geri almaları mümkündür dedi. Şimdi bir başka tartışmalı konu, özellikle son zamanlarda elektriğe, doğalgaza yapılan zamlarla birlikte İstanbul'da 3,5 liraya dayanan bir ek.